Merhaba arkadaşlar. Bugün antik Mezopotamya uygarlıklarından Asurlular devletini işleyeceğiz. Asurluların egemenlikleri sırasında yaptıkları, özellikle Asur ticaret kolonilerini ve bu kolonilerin Orta Anadolu'ya olan etkisini ele alacağız. Bilindiği üzere Asur devleti 3 ana kısımdan oluşuyor arkadaşlar. Eski Asur devleti, Orta Asur devleti ve Yeni Asur devleti olmak üzere 3 kısımda inceleyeceğiz. Hazırsanız başlayalım. Bilim insanlarınca çivi yazılı metinlerden yola çıkılarak Asur tarihi üzerinde yapılan araştırmalardan elde edilen bilgilere göre Asur'u bir devlet haline getiren ilk kral Huşuma'dır. Söz konusu kral, tarih sahnesine çıkmış olduğu M.Ö. 2000 yılın başlarında Mezopotamya'nın geniş bölgelerinde hakimiyet gösteren güçlü devletlerin varlığına rağmen Asur kentini bağımsızlığına kavuşturmayı başarmıştır arkadaşlar. Huşuma'nın oğlu İrisum'a ait bir metinden anlaşıldığına göre Asur toplumundaki genel inanış, Asur devletinin gerçek kralı ve sahibinin Tanrı Asur olduğu, kralların Tanrı Asur tarafından atandıkları yönündedir. Kuzey Mezopotamya'da kurulmuş olan Asur Devleti ile Anadolu'daki şehir devletleri arasında yoğun bir ticari faaliyet görülmektedir. Anadolu'nun tarihsel çağlara girdiği eski Asur ticaret kolonileri devri olarak adlandırılan bu dönemde Asurlu tüccarlar Güneydoğu Anadolu ve Orta Anadolu bölgesindeki 40 kadar şehirde Karum ve Vabartum olarak adlandırılan koloni merkezleri kurarak geniş ve sistemli bir ticaret ağı oluşturmuşlardır. Özellikle bakır, kalay, çeşitli kumaşlar ile altın ve gümüş bu ticaretin ana malzemelerini teşkil ediyordu arkadaşlar. Ana yurtlarıyla bağlantı halinde olan Asurlu tüccarlar Anadolu'ya yerleşirken bunu planlı bir şekilde yapıyorlardı. Bu durum onları bilinen göçmen kavramından uzaklaştırıp kolonist tanımına yaklaştırmaktaydı. Anadolu'ya geçici ya da kalıcı olarak yerleşmeyi düşünen tüccarlar bu kararı farklı diplomatik antlaşmalarla desteklemekteydiler. Örneğin Kaniş'te koloni tarzına yerleşmek isteyen tüccarlar o kentin sarayıyla sözleşme yapmaktaydılar. Bu tür sözleşmelerle Asurluların hem ticari hem de kişisel hakları korunmuş oluyordu. Asurlu tüccarların saray ile yaptıkları antlaşmalar maddeler halinde yazılmaktaydı. Tüccarlar ve yerli halk arasında yapılan evliliklerin, boşanmaların, alışverişlerin, borç alma veya vermelerin sözleşmesi yapılabilirdi. Bu sözleşmelerde her iki tarafında hakları dikkate alınırdı. Anadolu kentlerinde saray ve tüccarlar arasında yapılan diplomatik antlaşmaların çoğunda Asur devletinden gönderilen elçiler bulunmaktaydı. Mesela Kaniş'le bir antlaşma yapılması gerekiyorsa bunu tüccarlar bireysel olarak yapamazdı. Bunun yerine Karum evinin ileri gelenleri Asur'dan gelen elçilerle birlikte yerel saray kurumlarıyla bir yazılı sözleşme yapardı. Arkadaşlar bu tıpkı bizim zamanımıza benziyor. Aslında şu anda da böyle. Mesela şehir dışına ya da ülke dışına çıkıp ticaret yapmak isteyen insanlarımız orada sonuçta orayı yöneten devletin yasalarına uygun olarak iş yapmak zorunda. Dolayısıyla bir çeşit yazılı antlaşmalar, bir çeşit sözleşmelere imza atarak oradaki ya da gittikleri yerdeki ticaretlerini sağlama almaktadır. Yani zamanımızda çok da bir farkı yokmuş. O dönemki en büyük fark Asur'dan giden elçiler, yani devlet destekli bir ticaret söz konusu orada. Burada bireysel de, kendi zamanımızda bireysel de yapılabilirken o dönemde tek başına tüccar kesinlikle orada herhangi bir ticaret yapamazmış. Gelen elçilerin o dönemin valileriyle ya da krallarıyla görüşmesi üzerine onlarla yaptığı diplomatik sözleşmeler ve yazışmalar üzerine ticaretini rahatça yapabilmekteydi. Asurlu tüccarlar Anadolu'ya gittiğinde doğal olarak oranın halkı ile de bir ilişki içerisine giriyordu. Peki Asurlu tüccarlar Anadolu ile ilgili ne düşünüyordu? Buna da değinelim. Asurlu tüccarlar aralarındaki haberleşmelerde Anadolu'lu kralların isimlerini genellikle kullanmazlardı. Onları ifade ederken sadece Rubaum kelimesini kullanmaktaydılar. Aynı şekilde yerli halktan söz ederken de isimlerini söylemek yerine
Onlardan Nuaum şeklinde bahsetmekteydiler. Nuaum kelimesi kaba, cahil ve kültürsüz yani barbar anlamına gelmekteydi. Mezopotamyalı tüccarların bu kelimeyi hangi anlamda kullandıkları bilinmemektedir. Kelimenin doğrudan olumsuz veya aşağılayıcı anlamını kullanabilecekleri gibi sadece yerli, yerel halk anlamında da kullanmış olabilirler. Fakat zaman içerisinde Anadolularla evlilik ve ticaret yapmaları, ayrıca doğan bazı çocukların gittikçe Asurlu'dan çok Anadolu kültürüne yakın olması ise Asurluların fazla ayrımcı olmadığını göstermektedir. Bazı belgelerden Anadolulu kadınların ve Asurlu tüccarların evlenmelerinin genel bir durum olduğu da görülmektedir. Kültepe arşivleri iki halk arasındaki iletişimin daha çok borç alma ve vermede gerçekleştirdiğini göstermektedir. Belgelerde borcu veren kişinin genellikle Asurlu olduğunu ve alanın da Anadolulu olduğu görülmektedir. Asurlular birbirlerinden yaklaşık %30% alırken bu oran yerli kişi olunca artmaktaydı arkadaşlar. Asur ticaret kolonileri çağının Anadolu'daki en önemli etkisi yazının Anadolu'ya gelişi ve kullanımının yayılmasıdır. Anadolu'ya gelip yerleşen Asurlu tüccarlar arasındaki yazışmalar yerli tüccarlar arasında da kısa sürede benimsenmiş ve yazı kullanılmaya başlanmıştır. Bu nedenle Asur ticaret kolonileri çağı Anadolu için yazılı tarih çağlarına geçiş olarak da kabul edilmektedir. Diğer yandan bu çağın başlangıcı Anadolu'da Orta Tunç Çağı'nın da başlangıcı olarak kabul edilir. Çağın en belirgin özelliği tapınak ve sarayın yer aldığı bir yukarı şehirle yani Akropol, İç Kale, yine surla çevrili bir aşağı şehirden oluşan kalabalık ve planlı bir kentleşmenin Anadolu'da yaygın hale gelmesidir. M.Ö. 1594'te Babil'in Hititler tarafından yıkılmasından sonra Mezopotamya'da egemenlik ve politik etkinlik yeni halkların eline geçti. Bunlardan Kassitler Babil'de yeni bir düzen kurdular. Hititler Anadolu'daki bir dizi krallığı merkezi bir Hitit yönetiminde birleştiriyorlar. Etkinliklerini bazı Anadolu ve Ege adalarına kadar genişletiyorlardı. Hurrilerin kurdukları Mitanni Krallığı ise Zagros dağlarından Akdeniz'e doğru uzanıyordu. Anadolu'nun Suriye ve Lübnan'ın ham madde kaynaklarını ele geçirmek, deniz ticareti için gereken Akdeniz limanlarına inmek için yapılan boğazlaşmalar, bu çağda din adamlarının, kral ailelerinin ve diğer zengin ailelerin çıkarlarına hizmet ediyordu. Şamsi Adad ve oğullarından sonra Asurluların politik alanda etkinlikleri azaldı arkadaşlar. Anadolu'daki Asur ticaret merkezlerinin ortadan kalkmasıyla da Asur ülkesi Mitanni Krallığı'nın etkisi içine girdi. Zamanla Mitanni Krallığı baş kaldırılarla sarsılmaya başladı. Huri egemenliği ve Mitanni Birliği zayıfladı arkadaşlar. Asurluların özgürlüklerini elde edebilmeleri için önce Huri boyundurundan kurtulmaları gerekiyordu. Mitanni tahtına geçen Tushrat da henüz bir çocuktu. Hitit kralı ise bu fırsatı kaçırmayarak Hurilere saldırdı ve yenerek Mitanni Krallığı'nı çökertti arkadaşlar. Asurlular da Mitanni Krallığı'nın bu yenilgiden sonraki karmaşasından yararlanarak Asur Ubalit'in önderliğinde ayaklandılar ve Huri boyunduruğunu kırdılar arkadaşlar. Daha sonra Asurlular bu çöküşten sonra yeniden dirilme aşamasında Orta Asur Krallığı'nı kuracaktı. Asur'u yeniden adından söz ettiren bir güç haline getiren ilk kral Asur Ubalit'tir arkadaşlar. Belirtildiği gibi Mitanni Krallığı'nın Hitit İmparatorluğu tarafından zayıflatılmasının ardından Asur Kralı 1. Şalmaneser bu devleti tarih sahnesinden kaldırarak topraklarının büyük bölümünü ülkesine katmıştır arkadaşlar. Bunu da böylece söyleyelim. Bu arada Asur Kralı Şalmaneser zengin ham madde kaynaklarına sahip Doğu Anadolu'ya sefer yapan ilk Asur Kralı'dır. Orta Asur döneminde güneydeki Babil'e egemen olmak için de seferler düzenlenmiştir. Tukulti-Ninurta Babil seferi sonrasında elde ettiği ganimetlerin yanında Marduk'un heykelini de Asur'a getirmiştir. Tukulti-Ninurta döneminin en büyük inşa programı Asur kentinin karşısında Dicle'nin doğu kıyısında kurulan ve Kar-Tukulti-Ninurta adı verilen yeni bir başkenttir. Ancak burası kralın ölümünden sonra terk edilmiştir arkadaşlar. Mezopotamya'da kısa zamanda en güçlü devlet haline gelen Orta Asur Krallığı, 1. Tukulti-Ninurta'dan sonra bölgede ortaya çıkan göç dalgaları yüzünden yeniden küçülmeye başladı. M.Ö. 13. yüzyıl sonlarında meydana gelen ve Ege kıyılarıyla Doğu Akdeniz havzasını etkileyen karışıklıklar sürerken Mezopotamya'da büyük göç dalgaları yaşanmaktaydı. Bu dönemde Doğu Akdeniz kıyılarındaki önemli ticaret kentleri de tek tek büyük yangınlarla tahrip olmuştur. Doğu Anadolu üzerinden güneye
Muşki adlı bir toplumun göçü başlamıştır. Suriye'den ise Arami adlı Sami kökenli göçebe bir toplum Güneydoğu Anadolu ve Asur ülkesine doğru ilerlemeye başlamıştır. Bu bölgedeki bütün kentler ve Asur eyalet merkezleri bu göç dalgasından etkilenmiştir. Aynı yüzyılda Babil'deki Kasit egemenliği de son bulmuştur arkadaşlar. Bu süreçte Asur'u en çok etkileyen Aramilerin göçüydü. Amurlular gibi Batı Sami kökenli bir dil konuşan Aramiler, kabileler halinde bölgeye gelmekteydiler. Orta Asur döneminin son güçlü kralı 1. Tiglat-Pileser, öncelikle hedef olarak Aramileri seçmiş olmasına rağmen sonuç alamamıştır. Krallığı boyunca 28 sefer yapmasına rağmen Aramiler Kuzey Suriye ve Güneydoğu Anadolu'daki nüfus dengesini bozacak kadar çoğalmışlardır arkadaşlar. 1. Tiglat-Pileser'den sonra küçülen devlet kısa zamanda başkent çevresini denetleyebilen kent devleti haline dönüşmüştür. Yazılı belgelerde bazı seferlerden söz edilse de yaklaşık M.Ö. 1000 yıllarında yeni Asur devletinin kuruluşuna kadar büyük inşaat projeleri yürütülememiş, kabartma ve heykel yapımı azalmıştır. Dolayısıyla Orta Asur devleti arkadaşlar gerileme dönemine girmiştir. Sadece kendi çevresine yetebilen, kendi kentine yetebilen bir devlet haline gelmiştir. Ege, Anadolu ve Doğu Akdeniz kıyı şeridi başta olmak üzere Anadolu ve Mezopotamya M.Ö. 1200'lü yıllardan itibaren birkaç yüzyıl sürecek gerileme ve çöküş dönemine girmişti. Kuzey Mezopotamya'da Orta Asur Krallığı 11. yüzyılda 1. Tiglat-Pileser gibi güçlü krallarıyla bu süreci atlatmaya çalışmış ancak başarılı olamamıştı. Suriye'den Aramilerin ve kuzeyden Muşkilerin göçü Orta Asur Krallığını başkent ve çevresine kadar çekilmeye mecbur bırakmıştı. Demir Çağı'nın başlangıcı olarak kabul edilen M.Ö. 1200 ve 330 yılları arasındaki dönem birçok bakımdan önemli gelişmelere sahne olmuştur. Mısır ve Doğu Akdeniz kıyı şeridinde ilk tek tanrılı dinin yayılmaya başlaması tarihsel bir dönüşüm olması açısından dikkate değerdir. Eritilmesi ve işlenmesi oldukça gelişmiş fırınlar ve atölyeler gerektiren demirin yaygınlaşması, yeni tarım aletleri ve silahların yapımına olanak tanınmıştır. Bu nedenle demiri kullanan uygarlıklar diğerleriyle rekabette önemli bir avantaj elde etmiştir. Yeni Asur Krallığı 300 yılı aşkın bir dönem boyunca yalnızca Mezopotamya'nın değil, Anadolu, Akdeniz dünyası, İran ve hatta Mısır'da içine alan büyük bölgenin en büyük gücü olmuştu. Bu geniş coğrafyada kurulan bütün devletler bir şekilde yönetim anlayışı, mimari, sanat ve teknolojide Asur'dan etkilenmişlerdir. Yeni Asur Krallığı'nın M.Ö. 9. yüzyıldaki en güçlü kralları 2. Assurbanipal ve oğlu 3. Şalmaneser'dir. Asur orduları bu dönemde bütün komşuları üzerine gitmiş, olağanüstü miktarlarda ganimetler toplamıştır. Asur kralları devletin güçlü olduğu dönemlerde neredeyse her yıl sefere çıkmaktaydılar. Bu seferler yıllıklarda ayrıntılı olarak anlatılmaktadır. Ganimet elde etmek, vergiye tabi kılmak, sınırları genişletmek ve sınır bölgelerini güvenli hale getirmek gibi birçok amaçla yapılan seferler batıda Çukurova bölgesine ve Doğu Anadolu yüksek yaylasına kadar ulaşmıştır. Denetim altına alınan bölgelerden elde edilen ganimetler ve sağlanan yeni insan gücü başkent çevresinin imarında kullanılmaya başlandı. Elde edilen ganimetlerin büyük bölümü büyüyen kentlerin ihtiyaçlarını ve yeni inşaatların masraflarını karşılamak için kullanılmaktaydı. 2. Assurbanipal'ın en büyük projesi ülkenin yeni başkenti olarak Kalhu'yu inşa etmesidir arkadaşlar. 2. Assurbanipal iktidarda kaldığı 25 yıl boyunca kayıtları geçen 14 sefer yapmıştır. Bunu da belirtelim böylece. Daha sonraki zamanlarda Aramiler Asur Krallığı'na Kuzey Suriye'de de büyük bir direnç oluşturmaktaydılar arkadaşlar. 2. Assurbanipal, Tilbarsip çevresine egemen olan Bit Adini adlı Arami Krallığı üzerine en az 4 sefer yapmış, Fırat'ın batısına geçerek Akdeniz kıyılarına ulaşmıştır. Fırat'ın batısındaki bölgeler bu dönemde vergi vermek koşuluyla varlıklarını korumuşlardır. 2. Assurbanipal'dan sonra Asur tahtına oturan 3. Şalmaneser 34 yıllık saltanatı boyunca en az 34 sefer yapmıştır. Batıda bir problem olarak varlığını koruyan Fırat Nehri çevresindeki Bit Adini adlı Arami Krallığı Asur eyaletine dönüştürülmüştür. Yeni Asur Krallığı özellikle 2. Assurbanipal ve 3. Şalmaneser dönemlerinde Ön Asya'nın en güçlü devletlerinden biri olmuştu. Hızlı bir biçimde büyüyen krallıkla ele geçirilen toprakların yönetimi
ya vergi vermesi koşuluyla eski yöneticilere bırakılıyor ya da kurulan eyalet merkezlerine yeni valiler atanıyordu. 3. Şalmaneser'in son yıllarında orduyu valiler veya komutanlar sefere götürmeye başlamıştı. Ayrıca merkezin kontrolü zayıflayınca atanan valiler bölgelerinde yeni krallar gibi güçlenmişlerdi. 3. Şalmaneser'in kardeşi Asurdan'in Aplan'ın tahtı ele geçirmek için başlattığı isyana bölgelerinde bağımsız olmak isteyen 27 büyük kentin yöneticisi de katılmıştır. Bu isyan 3. Şalmaneser'in ölümünden sonra da kesilmedi. Asur bundan sonraki 40 yılı aşkın bir süre boyunca kazanımlarını önemli bir bölümünü koruyamadı. Ülkenin batısında Kuzey Suriye'den Aramilerin Bit Adini Krallığı ve Kargamış kontrolden çıkmıştı. Asur'un sınırları Yukarı Habur bölgesine kadar gerilemişti. Şalmaneser'in veliahtı 5. Şamsi Adad zamanında isyanlar bastırılmakla birlikte Asur'un yeniden bölgesinin süper gücü olma girişimi ancak M.Ö. 745 yılında tahta çıkan 3. Tiglat-Pileser dönemine başlayabilmiştir. 5. Şamsi Adad dönemine ait yazılı kaynaklar Nairi ülkesine sefer yapıldığını, Babil'in ise yağmalandığını bildirmektedir. Halefi 3. Adad Ninari çocuk denecek yaşta tahta çıktığı için bir süre annesi Şummarumat ülkeyi yönetmiş, bu durum geleneklerine bağlı Mezopotamya toplumunda efsaneleştirecek kadar abartılmıştır. 3. Adad Nirari'den sonra tahta çıkan 3 kral döneminde de iç problemler ülkeyi meşgul etmiştir. Bu karışık sürecin sonunda M.Ö. 745 yılında 3. Tiglat-Pileser bir taht entrikasıyla kral olmuştur. Bir saray entrikasıyla tahta çıkan 3. Tiglat-Pileser, Asur krallığının yıkılışına kadar devam eden kesintisiz genişleme sürecini başlatan kraldır. 3. Tiglat-Pileser, bütün ülkedeki etkinliğini arttırmak için bir dizi reform gerçekleştirdi. Eyaletleri küçülttü, orduyu güçlendirdi ve haberleşme ağı kurdu. Bu dönemde Asur krallığının çevresinde önemli gelişmeler yaşanmaktaydı. Kuzeyde Urartu sınırlarını kuzeybatı İran'daki Urmiye havzasına, batıda da Geç Hitit krallıklarının bulunduğu bölgeye kadar genişletmiş, Asur ülkesine yağma seferleri düzenlemeye başlamıştı. 3. Tiglat-Pileser'in güneydeki Babil ile ilişkileri başlangıçta dostça olmamakla birlikte, Kaldelilerin M.Ö. 729 yılındaki isyanı sonrasında Babil doğrudan Asur'a bağlandı. Tiglat-Pileser, Sümer ve Akat ülkelerinin kralı unvanını da kullanarak kendini Babil kralı ilan etti arkadaşlar. Daha sonra tahta çıkan diğer krallar da yine sınırları genişletme yönünde politikalar izlemiştir. Bazıları genişletmeyi başarabilmiştir arkadaşlar. Daha sonra gerileme dönemine giren Asur krallığı M.Ö. 609 yılına kadar varlığını sürdürmüştür. Bu dönemden sonra Mezopotamya, Babil'in Anadolu ve çevresi ise Medlerin egemenliğine girmiştir. Asur krallığını bitirdik arkadaşlar. Önümüzdeki videoda Babil krallığına geçiş yapacağız. Şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.